Sevgili dostlar, Mükemmel Günler isimli güzel bir film var. Filmde bir tane elemanımız var. Yalnız başına yaşayan birisi. Ve biz bu elemanımızın hayatını seyrediyoruz. Birbirinin aynısı günler yaşıyor. Birbirinin benzeri haftalar geçiriyor. Benzer döngüleri tekrarlayıp duruyor. Ve biz 2-2,5 saat boyunca bu rutinleri seyrediyoruz. Adamın hep aynı şekilde sürdürdüğü akışları seyrediyoruz. Filmde böyle olağan dışılık, böyle çeşitli maceralar, böyle gerilim müzikleri, böyle gizemler, sürpriz sonlar falan yok. Bayağı böyle dümdüz bir film. Böyle rutinleri seyrettiğimiz sükunetli, sakin, dingin bir film. 2-2,5 saat film böyle geçiyor. Elemanımız filmde hep benzer şeyleri yapıyor. İşte sabahları kalkıyor, erken uyanıyor, gün doğmadan uyanıyor, çıkıyor, gökyüzüne bakıyor, temiz hava alıyor içine. Sonra arabasına biniyor, şarkı dinliyor işine giderken. İşine gidiyor. Bu arada bir temizlik işçisi, bir temizlik firmasının çalışanı. Şehrin çeşitli yerlerinde tuvaletler var. 5-6 tane onun sorumluluğunda. Her gün sırayla onları temizliyor. İşte gidiyor arabasını park ediyor, malzemelerini alıyor, gidiyor. Tertemiz, pırıl pırıl temizliyor. Sonra ikinci tuvalete geçiyor. Sonra üçüncüsüne. Arada öğle yemeği yiyor falan. Tabi aralarda insanlarla böyle ufak etkileşimler falan kuruyor. Sonra akşam arabasına atlıyor. Müzik dinleyerek eve geliyor. İşte yemek yiyor bir yerde. Kitap okuyor. Yatıyor. 5-6 gün böyle geçiyor. Pazar günleri izin olduğu günler biraz fazla uyuyor. İşte o gün kalkıyor. Dinleniyor şöyle güzelce. O gün kitapçıya uğruyor, çamaşırlarını yıkıyor falan. Ve biz böyle benzer günleri, benzer haftaları film süresince 2-2,5 saat boyunca izliyoruz. Dümdüz bir hayat izliyoruz görünürde. Bu arada elemanımız film boyunca neredeyse hiç konuşmuyor. Çok az kelime çıkıyor ağzından. Ama bu sessizliği ya da suskunluğu böyle bir tavır gibi değil. Hani böyle hayata küsmüş, İnsanlara tepkili gibi bir tavır yok. Böyle kavgalarını tamamlamış birisi gibi. Hani biz belli yaşlara kadar çok savaş veririz. Çeşitli cephelerde bir sürü savaşımız olur. Toplumla savaşırız, kaderimizle savaşırız, anne babamızla savaşırız. En çok da kendimizle savaşırız. Savaşırız yani. Çok cephede çok savaş veririz. Çok yaralar da alırız yani. Ama işte belli yaşlara gelince bu savaşlarda bir barış olur yavaş yavaş. İşte elemanımızda o barışın olmaya başladığını, hatta o barışın yaşandığını görüyorsunuz. Savaşlarını, kendisiyle savaşını da büyük oranda tamamlamış, bitirmiş birisi gibi. Yazgısını, hayatı kabullenmiş biri gibi. Böyle tavırlı, tepkili falan değil. Sevgili dostlar, hayat nedir biliyor musunuz hayat? Hayat hep benzer rutinlerin tekrarlandığı bir akıştır. Bunu insan belli yaşlara gelince daha iyi anlıyor. Gençken birçok alternatif var gibi geliyor önünüzde. Birçok farklı yaşam alternatifi. Dünyayı değiştirebilirmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Neler neler yapabilecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Güzeldir o enerji. O gençlik enerjisi, o gençlik heyecanı var ya. Bir de böyle korunmazlık zırhı vardır üzerinizde. Bana bir şey olmaz derseniz çok güzel bir duygudur yani. Ama böyle 30'a doğru geldiğinizde, 30'u biraz geçtiğinizde cortayı çekersiniz. O korunmazlık zırhı yok olur. Ya bana da bir şeyler olabiliyormuş falan dersiniz yani. Öyle çok da korunaklı değilmişim falan dersiniz. Hayatın acı gerçekleriyle biraz daha sert yüzleşirsiniz falan. Ve de biraz biraz hayat denilen şeyin benzer rutinlerin tekrarlandığı bir sistem olduğunu anlamaya başlarsınız. İşte elemanımız bunu anlamış. Hayat benzer akışlardan ibarettir. Hayat benzer alışkanlıklardan, benzer rutinlerden ibarettir. Bir noktaya gelir. Bunu kabullenirsiniz sevgili dostlar. Bunu anlarsınız. Daha doğrusu bunu anlamak zorunda olduğunuzu anlarsınız. Hayat size bunu çok güzel bir şekilde gösterir. Bir Sisifos olduğumuzu anlarız. Bir Sisifos olduğumuzu.
İşte elemanımız Sisifos olduğunu çok iyi anlamış. Sisifosluğunu çok güzel kabul etmiş birisi. Ve biz filmde aslında çok güzel bir Sisifos seyrediyoruz. Kaderiyle, insan denilen canlının yazgısıyla, kendi kaderi bir tarafa, insan denilen canlının yazgısıyla barışmış, hayatın ne olduğunu anlamış, kabul etmiş bir Sisifos seyrediyoruz. Çok güzel bir Sisifos örneği. İşte film izlerken ilk çıkardığım not buydu. Elemanımızdan 4 tane not çıkardım. Size hemen onları aktaracağım. İlk not buydu. Hayatın benzer rutinlerden ibaret olduğunu çok iyi anlamış, kabul etmiş ve Sisifosluğunu içselleştirmiş birini seyrediyoruz. İlk çıkardığım not buydu. Elemanımızdan çıkardığım ikinci not şu. Elemanımız Sisifosluğunu kabul etmiş, benzer rutinlerden ibaret olduğunu anlamış hayatın. Bunu da gayet güzel bir şekilde sürdürüyor. Ama şunu da anlamış. Beynin neyi sevdiğini de çözmüş. Sevgili dostlar, beyin şöyle bir organ. İnsan daha doğrusu şöyle bir canlı. Böyle hayatımızın belli bir kısmı aynı olsun isteriz. Benzer şekilde sürsün isteriz. Ama yeniliklere de hep açık olalım isteriz. Beyin böyle bir organdır. İnsan böyle bir canlıdır. Yani her ay evinizi değiştirmek istemezsiniz. Her ay iş değiştirmek istemezsiniz. Yorucu olur bir süre sonra. Bu kadar kaosa katlanamazsınız. Bunların benzer olmasını isteriz. En azından uzunca bir dönem. Yani bir 3-4 yıl aynı evde oturalım yani. Bir işte en azından 7-8 yıl çalışalım. Sosyal çevremiz her hafta değişmez yani. Değişemez herhalde. Hani değil mi? Benzer sosyal çevrelerimiz olsun isteriz. İşte insan bazı şeyler aynı kalsın istiyor. Tamam, çok güzel. Bunda bir problem yok. Ama yenilikler de istiyor beyin. Yeni şeyler öğreneyim, işte farklı insanlarla tanışayım, yeni bir yemek tadayım, yeni bir yer göreyim, yeni bir şarkı dinleyeyim, farklı kurgulu bir film. İşte mesela hiç korku filmi izlememişse yeni bir korku film izleyeyim ya. Bakayım bu korku filmleri nasıl. Geçenlerde ben bir tane animeye gittim mesela. Hiç hayatımda anime izlememiştim yani. Dedim ki nasıl bir şey acaba? Daha nasıl bir şey der demez beyin zaten dopamin salgılıyor. Beyin yeniliği sever. Bakın beyin aynılığı da sever. Hayatımızın %50'si 60'ı aynı şeylerden oluşur. Beyin bunu da sever ama %50'si 40'ı da farklı şeylerden oluşsun ister. Böyle biraz böyle acaba yenilikte ne var? İşte burada ne var? Şimdi ne olacak? Aa işte Milano'ya gidiyorum. Acaba Milano nasıl bir yer? Beyin bunu da çok sever. İşte elemanımız bu aynılıkla yeniliği meç etmeyi başarmış bence. Çünkü hayatında aynılıklar sürüyor. Hep benzer şekilde benzer günler geçiriyor. İşte gidiyor tuvaletleri sırayla temizliyor her gün. Ama yenilikten de kendini mahrum etmiyor. Ömer yeniliği nereden alıyor diyeceksiniz. Nereden alıyor biliyor musunuz? Alacağı en iyi yerden. Kitaplardan alıyor. Her gün akşam kitap okuyor. Ve de böyle aşkla şevkle böyle sıkılarak değil. Belli ki kitapları çok seviyor. Fotoğraf çekiyor. O da çok önemli bir şey. Ona birazdan geleyim. Böyle hafta sonları gidiyor kitapçıya. İşte yeni çıkan kitaplara bakıyor. Farklı bir yazar deniyor. Farklı kurgulu bir kitap okuyor. Beyninin yenilik ihtiyacını kitaplardan karşılıyor. Beyninin yenilik ihtiyacını dinlediği kasetlerden karşılıyor. Evinde odasında, filmde izlerseniz görürsünüz, kocaman bir kitaplık. Beyninin yenilik ihtiyacı için bulunmaz bir derya, deniz. Bir sürü kitap, bir sürü kaset. Kaset dediğim şu eski şeylerde, kaset çalarlarda dinlenilenler var ya onlardan. Evi bunlarla dolu. Ve her gün yeni kasetler dinliyor. Yeni şarkılar dinliyor. Yeni kitaplar okuyor. İkinci olarak elemanınızda gördüğüm şey bu. Beynin neyi sevdiğini çözmüş. Aynılığı da sürdürüyor %50 oranında. %50 oranında da yeniliğe hep devam ediyor. Bunu çok güzel dengelemiş ve meç etmiş. İkincisi bu elemanımızda gördüğüm. Üçüncü olarak da şunu gördüm sevgili dostlar. Anlam, rutin, yorulduğunda bunu dümdüz yapmak. Sevgili dostlar, hepimiz bir rutin oluştururuz. Hayat nihayetinde günlük rutinlerden ibarettir dedim ya birinci maddede. Tamam, belli bir günlük rutinim var. Ve de bu günlük rutinimden keyif de alıyorum diyelim. Anlamlı geliyor bana kendimce yaptığım şeyler. Çok güzel, ne güzel. Filmdeki elemanımız da bence çok anlamlı bir hayat yaşadığını hissediyor. Bence çok tatminkar bir hayat yaşadığını hissediyor. Ne güzel bir şey. Ama
Ne kadar tatminkar, ne kadar anlamlı yaşadığınızı düşünürseniz düşünün, yer yer yine sıkılırsınız. İşte o rutinler sizi bazen çok sıkar. Anlam da yorulur, mutluluk da yorulur, tatmin de yorulur. Hani anlamlı yaşadığınızı hissediyorsunuz, tamam güzel ama bazen o da çok sıkıcı gelir size. Yani elemanımız da mutlaka bazen diyordur yani, ya bu tuvaletleri temizle nereye kadar? Bakın Sisyphos olduğunu kabullenmiş. Bu ayrı bir konu. Ama bazen de Sisyphosluğumuzdan da sıkılırız. Deriz ki ya hep benzer şeyler. Nereye kadar ya ama falan deriz. Sıkılırız. Belki içinizde en sık sıkılan benimdir. Sıkılkan biriyimdir. Bunu kabul ederim. Sıkılırım yani, sık sıkılırım. Bunu kabul ediyorum, gerçekten öyle. Sıkılıyorum yani, evet. Vardır yani. Anlam da yorulur. Anneliğinizden de yorulursunuz. Ya annelik çok güzel bir duygu da. Ha dersiniz daha bu ne ya? Hani her şeylerinden sorumluyuz. Düşün düşün taşın. Anam bu ne dersiniz? Dersiniz ya, anneliğinizden de yorulursunuz. Yorulur insan. Dindarlığınızdan da yorulursunuz. Kendinizi bir dine adamış olabilirsiniz. Tanrı'ya adamış olabilirsiniz. İbadetlerinizi aşkla şekle yapıyor olabilirsiniz. Olabilir. Ama ondan da yorulursunuz bazen. Benim bir arkadaşım vardı, böyle namaz kılıyordu. Bir gün bana dedi ki namaz kılıp geleceğim. Böyle gitmesi gelmesi saniyeler sürdü. Uyup uyup. Dedim kıldın mı kız? Dedi vallahi kıldım. Dedim ne çabuk kıldın. Hissediyorum ki o dönem biraz dindarlığından yoruluyor belki de. Olabilir. Sevgili dostlar, olur. İnsan her şeyden sıkılır bu hayatta yeri geldiğinde. Peki Ömer, bu anlamlar da sıkıcı geldiğinde ne yapacağız? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yapmaya devam edeceğiz. İşte oralarda bence en güzel kelime dümdüz yapmak. Sevgili dostlar, bazen bir şey sizi çok sıktığında, o anlamlı gördüğünüz hayattan da bunaldığınızda yapacağınız ne var ki? Sürekli hayat değiştiremezsiniz ki. Bırakıp organik tarıma mı geçeceğiz? Organik tarımdan sıkılınca ne yapacağınız? Ha bunun sonu yok ki. Ay köye taşınayım. Köyden taşınıp oradan sıkılıp ne yapacağınız? Uzaya taşınayım. Nereye gideceğiniz? Sürekli alternatif hayatlar deneyemezsiniz ki. Ha sıkılacaksın, okey. E o zaman da dümdüz yap da. Çok da yanlış yapma yani. Dümdüz yap. Dümdüz. Kalktın, canın temizlik istemiyor o gün. Anlamlı bir hayat aslında senin için. Ev işleri, günlük hayat. E canın istemiyor. E dümdüz yap. Hatta hiç yapma. Sorun olmuyorsa. E dümdüz yap ya. Kocana her gün mükellef sofra hazırlamak senin için anlamlıysa. O gün de içinden gelmiyorsa o gün de dümdüz yap daha. Ya hatta dışarıdan söyle mümkünse. Ya her gün anlamı koruyamazsın. Güzel insan, sevgili dostlar. Koruyamayız, sıkılırız ya. İşte elemanımızda ben onu tam görmedim. Yalan değil. Yönetmenin onu biraz göstermesini isterdim bize. Ama şöyle gördüm. Bir ara kardeşi geliyor. Geçmişiyle ilgili bazı konulara gidiyor. Evet, bir yerde var. Bir yerde böyle geçmişe gittiğini görüyoruz. Biraz modunun düştüğünü görüyoruz ama yine de o günün rutini yapıyor. Dümdüz bir şekilde. Belki her gün keyif alıyor işinden. E o gün de almayı versin. O gün de dümdüz yapıversin. Sevgili dostlar, anlam da yorulur. Aşk da yorulur. Sevgiliniz sizi sevgiye boğsun, yemin ederim tiskinirsiniz. Bak yemin ediyorum. Dur bir dersiniz ya, yeter. Beni aşka sevgiye boğdun, aşktan tiksindim. Bir dur. Yani bir ara ver, bir mola ver. Yapıştın bana, bir öte git dersiniz yani. O da yorular, o da sıkar. Anlam yorulduğunda, hayat size çok ama çok sıkıcı geldiğinde lütfen kendinize bir Sisyphos olduğunuzu hatırlatın. Sisyphos deyip duruyorum bilmeyenler için, kısaca hemen geçeyim. Tanrılar Sisyphos diye bir adamı cezalandırmış. Efsanede, mitolojide anlatılıyor bu hikaye. Sisyphos'un cezası şuymuş, her gün yerden belli bir yükseltiye kadar, yukarıya kadar omzunda kayayı taşıyacak. Demiş ki tanrılar ona, o kayayı sırtına al ve yukarı çıkart. Sisyphos da çıkartmış. Bir yere varacağını zannediyor. Ama tanrılar ona şöyle bir oyun oynamışlar. Kaya tekrar düşmüş sırtından, yere inmiş. Tanrılar demişler ki şimdi bir kez daha onu çıkart. Sisyphos gelmiş, kayayı bir daha almış, çıkartmış. Tekrar düşürmüşler. İnmiş, omzunu almış, çıkartmış. Tekrar düşürmüşler, omzunu almış. İşte Sisyphos'un cezası buymuş. Her gün düşeceğini bile bile kayayı yukarı çıkarıyor.
Kaya düşüyor, tekrar iniyor, tekrar çıkarıyor. Cezası buymuş. İşte Sisifos olmak budur. İnsan budur, hayat budur. Hepimiz bir günü tamamlarız. Aynılıkla, yenilikle, rutinlerle günümüzü tamamlarız. Kayayı yukarı çıkartırız. Diğer gün tekrar omuzlarız o kayayı. Hayattan sıkıldığınızda, bunaldığınızda, mutsuzken, anlamını kaybettiğinde, hiçbir şey sizi kesmezken, her şeyin içi boşalmışken, lütfen kendinize bir Sisifos olduğunuzu hatırlatın. Sadece kayaya odaklanın. Ben bir Sisifos'um. Anlam yok, mutluluk yok, tatmin yok. Her şey bomboş olabilir. Hayat da bomboş olabilir. Olabilir. Ben bir Sisifos'um. Yapacağım tek şey o kayayı yukarı çıkarmak. Bugünü de tamamlamak. Yarını da tamamlamak eğer geberip gitmeyeceksem. Öbür günü de tamamlamak. Bu haftayı da tamamlamak eğer ölmeyeceksem. Hayattan sıkıldığınızda lütfen kendinize bir Sisifos olduğunuzu hatırlatın. Dümdüz yapın, dümdüz. Mükemmel yapmayın. İyi yapmayın. İyi yapmayın derken yani safsaklamayın da. Hani evse safsaklayın. Ev benim evimse safsaklarım. Kimseyi ilgilendirmez. Safsaklarım. Ha dışarıda temizlik işçisiysem ha yine temiz yaparım. Ha çok keyif alma. Ha safsaklamam. Yarım yamalak değil. Yine tam yaparım ama çok keyif almadan. Dümdüz bir şekilde. Sadece otomatiğe bağlarım, robota bağlarım. Güzel temizler çıkarım. Ha kendi evimin tuvaletiyse temizlemeyebilirim. Kimse de yaşamıyorsa. O beni ilgilendirir. Sizi ilgilendirmez yani. Bazen hiç yapmam, bazen safsaklarım. Ama kendime Sisifos olduğumu hatırlatırım. Biz Sisifos'uz sevgili dostlar. Anlam da bazen kaybolur. Aşk da yoktur, mutluluk da yoktur. Okey. Ben Sisifos'um. Bugünü tamamlayacağım. Gray Man filminde eleman şurasına, koluna Sisifos'un Latince harflerini yazdırmış. Kendine hep bunu hatırlatıyor. Kız soruyor diyor ki oradaki dövmede ne yazıyor? Sisifos yazıyor diyor. O kim diyor? O tanrıların cezalandırdığı biri. Peki neymiş cezası? Her gün yere düşeceğini bilmesine rağmen kayayı diyor yukarı çıkartmak. Peki diyor tanrılar onu niye cezalandırmış diyor küçük kız. Bilmiyorum diyor. Orasıyla da hiç ilgilenmiyorum. Ben bir Sisifos'um. Kendime hep onu hatırlatıyorum diyor. Lütfen kendinize bir Sisifos olduğunuzu hatırlatın çok sıkıldığınızda. Keyif alın, mutlu olun, çok anlamlı gelsin yaptığınız şeyler. Bunlar çok güzel şeyler. Ama bunlar da yorduğunda sizi, bunlardan da sıkıldığınızda, en tat veren şey tat vermez olduğunda, en anlamlı şey bile anlamsız geldiğinde lütfen bir Sisifos olduğunuzu hatırlayın ve akışınıza sürdürün. Dümdüz bir şekilde. Elemanımız da bunu yapıyor. Ve dördüncü, son gördüğüm şey de şuydu kahramanımız da. Hani bir rutin oluşturmuş. O rutini yapıyor. Aynalık, yenilik, beynin mekanizması. Onları sürdürüyor. Yer yer anlam yoruluyor. Dümdüz yapıyor falan ya. Dördüncü maddede de şunu gördüm. İşte tüm bu sistem sürerken aslında elemanımızın yaşadığı bir şey var. Kendini unutuyor. Bu kendini unutmakla kastım kendini adamak değil. Ki kendini adamış birisini seyretmiyoruz filmde. Tabii ki gidiyor, havuza gidiyor, hamama gidiyor, yemek yemeye gidiyor, dinleniyor. Kendini de çok güzel yaşıyor yani hayatını. Kendini unutmak dediğim şu, kendiyle uğraşmıyor. Sisifoslar kendileriyle uğraşmazlar. Kayaya odaklanırlar, kayayı yukarı çıkarırlar. Günlük rutinlerini, sevdiği alışkanlıkları tamamlar, gider, uyurlar. Kendini unutmak budur. Sevgili dostlar, kendini unutmak bir ödüldür, ödül. Adamak demiyorum ama bak o başka bir şey. Kendinizi bir şeye adamak, hayatınızdan vazgeçmek, onu demiyorum. Kendinizi unutmak. Çünkü kendiyle uğraşan insan kısmen mutsuz insandır. Ve bu bir cezadır. İşte elemanımız kendiyle uğraşmayı biraz bitirmiş. Kavgaları bitirmiş. Kendiyle uğraşmıyor. Aman geçmişte bana niye böyle oldu, ben niye şöyleyim. Geçmiş bunları. Bunlar bitmiş artık. Neysem neyim demiş. Kimsem kimim demiş yani. Ve uğraşmıyor kendiyle. Orasıyla burasıyla, psikolojisiyle, kendisiyle uğraşmama gibi bir ödül var. Kendisini unutuyor. Ve bence film, Mükemmel Günler ya filmin adı. Bence film bize şunu veriyor. Mükemmel bir gün, kendinizi unuttuğunuz bir gündür.
O kadar güzel bir şey ki. Bakın hayatınıza. Kendinizi unutup çok keyifli akışlar sürdürdüğünüz günleri çok seversiniz. İşte arkadaşlarınızla bir yere geziye gittiniz diyelim. O gün kendinizi unutursunuz. Takıntılarınızı unutursunuz, depresyonunuzu unutursunuz, kötü geçmişinizi unutursunuz, parasızlığınızı unutursunuz, evinizin damı su akıtıyordur, onu unutursunuz, her şeyi unutursunuz. Sadece gezidesinizdir arkadaşlarınızla. O gün çok güzel ve mükemmel bir gündür. Mükemmel bir gün kendimizi unuttuğumuz günlerdir sevgili dostlar. Ve film onu çok güzel veriyor. Mükemmel Günler filmin adı. Yani kendini unuttuğu günler. Kendiyle uğraşmadığı, hayatını yaşadığı, işini yaptığı, keyif almaya devam ettiği günler. Hani diyorum ya, tanrılar Sisifos'u cezalandırmış diye kayayı böyle çıkarıp indiriyormuş. Sevgili dostlar, bu bir ceza değil ki. Aslında esas ceza ne biliyor musunuz? Sisifos olmamak. O daha kötü bir ceza. Çünkü Sisifos'ken kendinizle uğraşmıyorsunuz. Kendinizi unutuyorsunuz. Hayata veriyorsunuz enerjinizi, insanlara veriyorsunuz. Keyif alıyorsunuz yani. Sisifos'ken aslında en büyük ödül kendini unutma ödülü. Ama Sisifos olmadığınızı düşünün. Tanrıların böyle bir ceza vermediğini düşünün. Kendinizle uğraşıp duracaksınız. Sürekli kendinizle uğraşacaksınız. Bence tanrıların esas cezası insanın kendini unutmama cezası. Yani şey demek istiyorum, o kayayı omuzdan alma aslında esas ceza. Tanrılar birini cezalandırmak istiyorlarsa bence bunu yapıyorlar. Kişiyi kendi içine gömülü hale bırakıyorlar. Ve kişi sürekli kendiyle uğraşıyor. Sürekli kendini düşünüyor. Ne olacak benim bu halim, ben ne yapacağım, niye ben böyleyim? Ben niye böyle doğdum? Benim niye böyle bir geçmişim var? Ben niye çirkinim? Ben niye kiloluyum? Ben niye ayı gibiyim? Ben niye sırık gibiyim? Niye kimse beni sevmiyor? Ben niye şuna taktım? Zihnimden bunu niye atamadım? Kalbim niye atıyor? Kolum niye Bakın sevgili dostlar, biliyor musunuz? Çok büyük bir ceza aslında bu. Ve hepimiz bence bu cezayı yaşıyoruz. Özellikle de benim videolarımı izleyenlerde böyle bir şey olabilir. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Ben de biraz tanrılar tarafından cezalandırıldığımı hissediyorum. Ben de kendiyle uğraşan biriyim. Ve bunun hiç hayrını görmedim. Bu hiç hayırlı bir şey değil. Çok samimi söylüyorum. Ne zaman boş kalsam, böyle biraz kendimle uğraşmaya başlıyorum. Kendimi unutamıyorum. Boşum çünkü. Kendimle uğraşıyorum. Kendimi unutma denilen güzelliği yaşayamıyorum. O zaman böyle delirmeye başlıyorum biraz. Belki de bu ceza bende de var. Belki değil, var. Bence tanrılar beni böyle bir şeyle cezalandırmış olabilir. Sizi de belki. Ben öyle hissediyorum yani. Bir aramızda bağ hissettiğim için. Olsun. Ne yapalım? Ne yapak yani? Olabilir. Cezalandırılmış olabiliriz. Onu da yaşarız. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Ama iyi bir ceza. Ben güzel bir ceza olduğunu düşünüyorum bunun. Mitoloji ya da bazı insanlar Sisifos olmanın ceza olduğunu söylüyorlar. İşte Sisifos'ken kendinizi unutuyorsunuz aslında. Bu güzel bir şey. Ama onun ceza olduğunu söylüyorlar. Ben buna katılmıyorum. Bu çok güzel bir ödül. Kendini unutmak, libidoyu dışarıya vermek, hayata akıtmak bir ödüldür. Ve bu ancak Sisifoslara verilir. Ben Sisifos tarafım da var. Ben yarı yarıya olabilirim yani, bilmiyorum. Ben değilim bunu, beni boş verin de. Benim Sisifos tarafım da var. Hani yarı ödül yarı ceza gibi de olabilir benimki. Hani Sisifos tarafım da var. Kendimi unutmadığım, kendimle uğraştığım zamanlar da var diyeyim yani. Belki de çoğumuz da öyleyiz diyeyim. Ama tam Sisifoslar var. Vallahi özeniyorum onlara. Hiç kendisiyle savaşmazlar. Hiç. Libido olduğu gibi hayata akar. Günlük rutinlerini keyif alarak arada sırada dümdüz de olabilir, sürdürürler. Hiç uğraşmazlar kendileriyle. Hiçbir şeyi kafaya takmazlar. Sadece ama sadece yaşarlar. Tam Sisifos olanlara da gerçekten özeniyorum. Mükemmel bir gün kendimizi unuttuğumuz bir gündür. Kendinizle uğraşmanın bir hayrı da, bereketi de yoktur sevgili dostlar. Tanrılar birini cezalandırmak istediğinde bence ona kendisiyle uğraşma cezası veriyorlar. Ve ben
bu cezayı çökenlerden biriyim efendim diyerek videoyu bitireyim. Mükemmel günler dilerim. Hoşça kalın.